Sayın Şefim, şu anda anılara yolculuk yapıyorsunuz. Fotoğrafların iş yerindesiniz. Hem albüme bakıyoruz hem de neler söylemek istersiniz? Buyurun. Vallahi Hüseyin'ciğim ne söyleyeyim? Seninle çok aşağı yukarı 90'ın yarılarından itibaren bugüne kadar bayağı koşturduk. Sana da teşekkür ederim. Ben gençim çok şeyler yaptım. Şu albümü de önüme koyduğun zaman beni 20-25 sene geri götürdü. Yani bakıyorum eski dostlar, aramızdan ayrılan dostlar. Nevzat abiyi görüyorum burada. Rahmetli Cumhurbaşkanımızı görüyorum. Sayın eski Genel Başkan Deniz Baykal'ı görüyorum. Bunlar güzel şeyler. Bunları biz bir araya gelebiliyorduk, bir araya getirebiliyorduk. Çok şeyler yaptık. Biliyorsunuz 97 yılında Cumhurbaşkanı desteğiyle burayı üniversiteyi ilk açanlardanız. Ama tabii bu sadece belgelerde kaldı. Ben bile unutmuştum. Bunun için size teşekkür ederim hakikaten. Güzel şeyler yapmışsınız. Mengenimiz için yapılabilir mi? Yapılabilir. Turizmin en zirvesinde biz çalıştık ama şu anda maalesef turizmde artık tabiri biraz caiz olacak. İşte ben de çalıştım ama işimi severek sevmeyerek yaptım. Son yılları açık büfe düzeninde yaptım. Bu eskiye kesinlikle dönülmeli. Dönülmeden de zaten bizim kalitemiz artmaz. Bu da şu anda tartışılıyor. Ama buna dönebilecek ne mutfak ne servis gücü ben olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu yetişen elemanlarımız bizim. Hep son 20 yıldır, 25 yıldır bu düzeni gördüler. Eski düzeni görmediler. İnşallah daha iyisi olabilir. Ama ben turizmin Mengen açısından, bizim açımızdan, beyaz önlükler açısından çok parlak görmüyorum. İnşallah düzelir. Mehmet Şefim, belli bir birikiminiz var. Ülke çapında bu pandemiden dolayı da belki de dünyada turizmde gerileme var. Özellikle deniz turizmi zayıfladı. Bizim doğamız, tabiatımız da çok müsait. İlçemizde topyekun bir proje üretilip turizm yapılabilir mi? Çünkü siz kalifiye eleman olarak elimizde hazırsınız. Bu konuda düşünceleriniz var mı? Önerileriniz? Meslektaşlara veyahut ilgililere veya hepimize. Tabii artık kum, deniz, güneş turizmi tabii ki çok önemli ama doğa turizmi bunun önüne geçiyor. Dünya ısınıyor. Bizim Bolu'muzda İsviçre gibi, Maldivler gibi büyük bir hakikaten tabiat cenneti. Küçük küçük işletmeler yapılabilir. Bungalov tipi evler yapılabilir. Çiftlik düzeninde evler yapılabilir. İnsanlar büyük şehirlerden artık bıktılar. Gelip buralarda kendi evlerini kendileri yönetebilir. Günlük kiraya verilebilir. Haftalık verilebilir. Aylık verilebilir. Ama inşallah Mengen'de birkaç yer gördüm. Böyle atılımcı insanlar var. İnşallah biz de şapkamızı önümüze koyup düşünürüz. İnşallah bizim yatırımcılarımız da gelir. Şeflerimiz de gelir. 3-5 kişi bir araya gelip bunları konuşabiliriz. Mesela aşçılarımızın kurdukları, bağlı oldukları çok dernekler var. Federasyon, konfederasyonlar var. Bunların yatırım yapma var mı acaba projelerinde, tüdüklerinde adım atabilirler mi? Tabii ki atarlar. Biz bunun gelişimini Türkiye'de hiç Ağaçlık Derneği yokken Aydın Usta'dan sonra derneğin, Mengen Ağaçlık ve Turizm Derneği'nin ilk başkanlarındanım. Biz bunu Sayın Bolu Valimizle, burada biliyorsunuz yukarıda bir otel projemiz vardı. Ama maalesef bazı şeyler tarafından bu hayata geçirilemedi. Ama biz A, B, C değil de sadece bu dernekler, federasyonlar bir araya gelip oturup yapabilirsek bu daha düzgün olur. Ama şimdi ben kaç tane dernek var sayısını bilmiyorum. Kaç tane federasyon var sayısını bilmiyorum. Bunlar da bize hakikaten dışarıdan gözlemci olarak acı veriyor. Tabii ki olmalı. Ülke büyüyor, çoğalıyor. Olmalı ama biz savaş değil, barış yapmalıyız. Koltuklarımızı gençlere bırakmalıyız. Hiçbir lider ben burada ölesiye kadar otururum dememiştir. Derneklerimiz de öyle olmalı. Derneklerimiz de öyle olmalı. Bir dönem olmalı. Bunu severek arkandan gelen adama koltuğunu verebilirsen daha şık olur, daha güzel olur diye düşünüyorum. Mesela federasyonda kuran 3-5 arkadaştan biziz. İsimlerini de burada zikretmekte biraz sakınca yok. Bir tanesi Haşim Demirtaş, bir tanesi Mustafa Öztürk. Ben işlerim dolayısıyla o zaman yardımcı olamadım Ankara'da onlara. İkisi çok fedakarlıklar yaptı.
biz şapkamızı önümüze koyduk. Haşim'i başkan yaptık. Sonra da dedik ki Haşim senin işlerin yoğun. Sen bu işlerde koşturamazsın. Mevcut olan başkanımızı götürdük. Başkan adayı yaptık ve şu anda da başkanlık yapıyor. Sayın Zeki Açıköz de bu konuşmaları gözden geçirmeli diye düşündüm. Ama verdiğiniz hizmetler için teşekkürler. Evet. Yani biz hizmet derken bu görevdir. Hizmet olarak görmüyorum ben bunu. Şu anda olsa yine yaparız elimizden geleni. Bu meslek için yaptık. Yapmaya da devam ederiz. Mevcut olanlar da yapıyor ama biraz da hassasiyet olursa şık olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Şefim, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Mesut Orhan, 1963 Mengen doğumluyum. 76 yılında bu mesleğe başladım. Allah güzel yerlerde, Mehmet Usta'yla da 9 sene falan çalıştık. Dernekte de yönetimde bulundum. Federasyonda yönetimde bulundum. Ama Hüseyin abi, benim diyeceğim, bizim şu anda gidişatımız hiç iyi değil. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu hem pandemirden hem şeyden ama hiç de iç açıcı gitmiyoruz yani. Mengen olarak benim bu yönetimde olduğum dönemde ben belediye başkanına da söyledim. Burayı festival alanı yapılsın istedim. Yani biz her sene burayı festival yapar ana nerede yapacağız diye çok yer arıyoruz. Kalıcı bir festival alanı. Kalıcı bir festival alanı. Yani bunu bize bu malzemeyi verenler var. Kapalı. Festivalimizi yaparız, kapatırız. İkinci sene yaparken daha detaylı, o zaman sponsor aramayız. Değil mi Mehmet? Festival köyü misali. Tabii. Yani bir sponsor aramayız, ne bileyim bir malzeme aramayız. Dediğim gibi açarız, temizliğimizi yaparız. Festivalimizi yaparız ama bugün o şansımız var mı? Nasıl? Bugün dediğiniz şekilde şansımız var mı? Şansımız var, yapabileceğimiz yerler var yani. Ben o zaman da söyledim, Bolu İl Turizm Müdürü falan da vardı. O da onayladı ama yapılmadı. Yapamadık. Üstüne de fazla gidilmedi. Dediğin gibi Hüseyin abi, vallahi bizim Mehmet Usta'nın dediği gibi yapılacak çok şey var. Mengen dediğin gibi yani yaylalar, ne bileyim senin de söylediğin gibi bungalov evler, orman şeysi, tatili, doğa tatili, ne bileyim her şey yapılabilir. Ama biz sizlerden bekliyoruz bunu. Onun için sizin öncülük yapmanız. Dediğim gibi Hüseyin abi biz ön ayak oluyoruz. Bazı şeyleri söylüyoruz ama dediğim gibi bu ileri gelen kişiler destek vermiyorlar. Destek vermedi de olmuyor. Yani bir insan dediğin gibi bir kişi, iki kişi bu işi yapacak bir şey değil. Gençlerimizle beraber gençlerimiz de var. Mutlaka iş yapacaktır. Biz Mehmet Usta'yla mesela dediğim gibi bizim yaylaya düşünüyoruz böyle bir proje ama yani bir bizle benle Mehmet Usta'yla olacak iş değil, olmuyor yani, yapamıyoruz. İnşallah umudumuz var, bekliyoruz. Umudumuz var, inşallah olacak, inşallah yapacağız Hüseyin abi. Teşekkürler. Rica ederim abi.